Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Reklamsız inşallah devam edeceğiz. Türkiye'deki hayvancılık sektöründeki vatandaşlar kaba yemi neden kendisi üretmiyor? Hayvancılık sektöründe liyakat sahibi olmayan insanlar mı var? Nasip Başkanım, ben senden alayım. Hayvancılık sektöründeki bütün insanlar liyakatlı insanlar mı? Yani bu işi bilen insanlar mı? Yoksa devletin bankaları müteahhite, işte şuna buna teminat verebilen insanlara verdiği kredilerden hayvancılık sektörüne giren müteahhitler mi var? Kaba yemi neden kendileri üretmiyorlar? Evet. Liyakatlı veya liyakatsızlar. Bunu alalım ve devam edelim. Şimdi tabii son zamanlarda hükümetimiz, devletimiz çeşitli krediler kullandırdılar. Bankalar aracılığıyla işte %60-65 hibeli şeklinde. Tabii dışarıdan tabii bunlara ipotek veriliyor. Tabii kendi ipoteği olan sektör dışı bir sürü insan girdi bu işe. İşi biliyor mu? Maalesef. Ama işte %60 1 trilyonluk projede %60-65'i 600-650 bini TL'si hibe, ya ben bunu yapayım, işte 40-50 tane hayvan koydu ve onu da becerleyemedi. İnan olsun %30 o yapılan işletmeler şu anda boş, atıl vaziyette bomboş duruyor. Çünkü anlamıyor, işi bilmiyor. Sektör dışı gelmiş. Her şeyi dışarıdan parayla alıyor. Her şeyi dışarıdan alıyor. Ben yani %30'a yakın işletme boş. Şimdi yeterince kaba yemi üretemiyoruz. Ben Konya'dan örnek vereyim. %600.000 metrekare Karatay bölgesinde, hazinenin o Saracoğlu bölgesinde 600.000 metrekare hazinenin yeri var. Ben inan olsun 3 yıl uğraştım. Burayı yani kendi üyelerimize dağıtalım diye, yani 15-20 dönüm işte paylaştıralım ve oralarda işte yonca eksin, mısır eksin, maalesef yapamadık. Ya bomboş duruyor şimdi. Bomboş. O tarla hiç ekilip dikilmiyor da hazinenin. Ve o daha başka yerlerde dönüm dönüm arazi var. Ya oraları açın, üreticiye verin, eksin, diksin, yapsın. Yok abi. Ben ne diyorum, o 600 bin metrekare yeri. Vallahi 2 yıl uğraştım. Ama yapamadık. Yok. Oraya varıyorsun, takılıyor. Kem Maliye Bakanlığı, Kem Tarım Bakanlığı, en sonunda bırakıverdim ya. Bomboş o tarlalar duruyor kardeşim. İşlense olmaz mı onu? Dağıtsak şimdi besiciye 10 dönüm, 20'şer dönüm. Ek kardeşim yoncanı, kaba yemini, mısırını üret desek üretmez mi? Yok. Ben Konya'daki üreticilerden biliyorum. Bu yok abi yani. Elinde arazisi yok üreticinin. Sen o boş arazileri, o hazinenin o dönüm dönüm dağıtsak bu üretici neyi başarmaz ya? Maalesef iş aslında oralardan geliyor. Hayvancılığımızın ilerlemedik oradan. Şimdi Konya'da %70'i üreticimizin. Abi biz de aynı, hani yani ben kendim de abi yani gidiyoruz yemciden yem alıyoruz. Yok yani bir 10 dönüm yoncamız var, onu ekiyoruz. Diğerini hep dışarıdan alıyoruz. Saman desen. Yani sistem sizi yemcilere itiyor. İtiyor yani. İşte o boş olan hazinenin o 600 bin metrekare yeri, 600 bin çok afaki o Saracoğlu bölgesinde. Ya ver, uğraşa uğraşa başaramadım, yapamadık. Yok abi. Oraya varıyorsun, takılıyor. Bir yere atla diyorsun, öbür tarafta takılıyor. Sonradan lanet olsun dedim ya. Yani devlet düşünmemiş de. Ne yapıyor abi orada? Bomboş. Bomboş duruyor ya. Dağıtsan onları kardeşim. Binlerce, tonlarca yerler var Konya'da ya. Hazineni, bir sürü mera yerleri var. Ver ki eksin adam, işlesin. Ama yok. Peki sözleşmeli ekim yaptıramıyor musunuz çiftçilere? Yok abi, yani yeri yok ki üreticinin. Yeri, arazisi yok Konya'da. Yani arazi bol. Konya havası neler doyurur? Hazinenin bir sürü yerleri var.
Ha, onlara da gireceğim şimdi. Girmiyorum. Bazı yerleri peşkeş çekildi. Herkes aldılar. Küçük üreticiye yok. Şartname koymuş. Bir yer satılacak. Kaşınhane bölgesinde hazinenin milli emlak 20 tane şey sigortalı işçin olacak. Bilmem ne ya, itme yapma. Karagözlü kardeşim, kim yapabilir? Hangi üretici alır ya? Ben de zaten küçük üretici. En az 10 baş, en fazla 500 baş olan üretici. Ya 18 tane sigortalı işçiyi nasıl çalıştıracak abi? Bu şartları korsan o adam oradan faydalanabilir mi? 3-5 kişi aldı. Hem birer milyon metrekare, 800 bin metrekare. Vallahi bak. Aldılar, herkes de biniyor bunları. Ya, tarım arazisi mi? Efendim? Tarım arazisi. Milli emlakın. Ne yaptılar orayı? Abi ne yapacak? İçine şart koşuyor. İşte bir ahır yaptı, bir yazlık. İçine hayvan koydu. O yapan arkadaşlar, alan arkadaşlar üretim yapıyor. Biri mezba yaptı. Tabii o şartları var. Yani 17-18 tane işçi ya, küçük üretici nerede bulacak abi? Bunu niye zora sokuyorsun? Ne yapacak işçiyi? Yani ver abi 10 dönüm yer. 10 dönüm yer verdiğinde 25 bin metrekare yapar. Davut Başkanım, 25 bin metrekare yeri küçük bir işletme kursa adam, dikse arpasını, buğdayını, 25 bin metrekare az değil ki abi. Bu yoncasını, mısırını. En az 10 tane hayvanın ihtiyacını karşılar. Ne 10 abi? 25 bin metrekare işte, 100-150-200 hayvan başı 2,5 dekar. Evet. Bir tarım arazisi olma gerekliliği var aslında. Evet. Yani yeme fazla muhtaç olmadan kendi kaba yemini hayvan için bir hayvan 2,5 dekar. 10 hayvan 25 dekar. Evet. Yani eğer 100 tane hayvanın varsa 250 dekar değil mi? Dekar. 250 dekar yere ihtiyaç var. Tabi bu olayın bir başka boyutu. Üretici mesela Birleşmiş Milletler'in gıda örgütü FAO bir rapor yayınlıyor. Raporda diyor ki küçük aile işletmelerine gerekli önem verilmelidir. Eğer küçük aile işletmelerini ihmal ederseniz hem üretimde hem de enflasyonda ülkeler sıkıntı yaşar diyor. Evet. Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de 10 tane hayvan olan, 50 tane hayvan olan, 20 tane hayvanı olana ya ne uğraşacağım bununla diyor. Yani 100 tane üreticiyle uğraşacağıma 3 binlik, 5 binlik çiftli olan bir kişiyle uğraşıyor. Tekelleşmeye gidiyor ondan sonra. Şimdi dönemin bakanı, 2010 yılını anlatıyorum. Konuya girdiniz. Dönem bakanı Mehteker. Tabi o zaman da sıkıntı var. 2008'den inekler kesilmiş, et fiyatı yükselmiş, ithalat yapacağım diyor. Çağırıyor, bizlerle görüşüyor. Ondan sonra adam bir baktı, küçük önce ilk zaman, ya bizi hiçe saydı yani. 10 baş, 20 baş. Kardeşim sizin ne farkınız var dedi ya. 10 baş dana üretiyorsun, 10 baş, 20 baş dana besliyorsun. Sen kaç? 100. Sen kaç? 50. Adam büyük 10 bin, 20 bin, 25 bin onlara bel bağladı. Ne oldu? Bu hale. Bel bağladı. O küçük üreti ama sonradan anladı. Tekelleşti. Bana bizzat kendisi dedi ki ben anlattım. Dedim efendim bak sen büyük büyün diyor bize. 10 bin, 5 bin yapın, 1000 yapın, 2000. Neyine yapıyorsun? Bak sen buna gidersen Sayın Bakanım yanılırsın. Vallahi bir sene geçmedi. Bizi hiçe saydılar bak. Hiçe saydılar o zaman. Destek istedik. İlk zaman vermedi. O büyük işletmeler elindeki hayvanları tuttular abi. Piyasayı bir daralttılar. Biliyor musun? Olan yine küçük üretici oldu. O küçük üretici sonra bir baktı anladı. Yanlış yaptığını anladı. Sonra devamlı bize küçük üreticiye bıçak gibi sarıldı. Destek verdi işte danabaşı kargasa kestirdiğinde 200 günün üzerinde 300 TL. İlk onu 2011 yılında. 2010 yılında yaptığı hatayı anladı. O küçük üretici hiçe sayıyordu. İşte o dünya örgütü zaten sen Türkiye'de de aynı bu. Küçük üreticine sahip çıkmasan yarın o 5, 10, 15, 20 bin başlık büyük işletmeler tekelleşir. Hayvanın bol olduğu zaman
küçülüyorlar. Bak hayvanın bol olduğu zaman ithalat devam ediyor ya 3 yıl 5 yıl. Ben çoğu firmaları biliyorum. 20-25 bin hayvan beslerken şu anda 5 binlere düştüler. İthalat var çünkü para kazanamıyor. Ama ithalat kapansın yarın o firmalar tekrar dolduracak. Ama işte küçük üreticiye o örgütte bak sahip çıkmış. Sayın Cingöz küçük aile lazım. Üreticileri piyasanın bir dengesiydi. Yani 3 mal, 5 mal, 10 maldı ama büyük üreticilerin karşısında bir rakipti, rekabetti. Şimdi büyükşehir yasasıyla biliyorsunuz şehir içindeki eskiden her evin altında 2 inek, 1 tane bu şekilde bir besle. Şimdi onlar da yasaklandı. Biraz evvel Nazif Başkanım'ın ifade ettiği gibi büyük firmalara devredildi bu işler. Bu da tekelleşmeye yol açtı. Büyük firma bugün 50 bin, 60 bin büyükbaş mal besliyor. Bugün 1000 lira fiyata mal başı kilosuna 1000 lira bir artış yaptırıyor ki elinde zaten piyasa. İhtiyaç var bugün 1000 mal kesiyor. Ertesi gün 100 mal kesiyor kiloyu 1 lira arttırıyor. Deposundaki 100 mal otomatikman 1 lira almış oluyor. Küçük aile işletmeleri şart. Elindeki hayvanını para ettireceğim diye bak bazı firmalar gittiler ülkenin çeşitli bölgelerinde fiyat artışları yaptılar. Yerindeki hayvan yetişti. Küçük üreticiye verdi. Bir anda fiyatı tavan yaptırdılar. Tavan. Arkada kendi hayvanı var. Tabii kendi hayvanına para yaptırmak için kesti kaç hayvan? Saysam belki 1000-2000'dir yani. Ülkede. 60 bin tane hayvan evet. İçeride diğer kadar. O arada gerideki kendi hayvanı 20-25 bin hayvanını para yaptırdılar. Ya bu ülke bunları da görüyor. Ben yıllardır da söylüyorum. Diyorum ki et lobisi evet. Türkiye'nin farklı bölgelerine gider pahalı fiyattan et kestirir. Doğru. Bu dedikodu hemen yayılır. Küçük üretici aha bizim fiyatlar artacak deyip elindeki malı saklar. Evet. Biraz fiyatlar yükselince devletten ne oluyor ithalat mı yapsak filan derken o 60 bin tane malı salut. Belki de kilogramını 3-4 lira artırarak mal, piyasaya aynen. Sunuyor. Bu sefer fiyatlar düşüyor. Elinde mal malı bekleyen küçük üretici malını oluyor. Çıkarttıktan sonra da piyasayı düşürüyor tekrar mal topluyor o, içeriye. Ucuz fiyattan da mal topluyor. Topluyor. Ben bunu defalarca söylüyorum ama. Anlattık abi kim dinledi bunu, abi. Dilimizle tüy bitti anlata. Ya. Hayvancılık sektöründe giderdi bunu bilmesi lazım abi. Kırmızı Et Üreticileri Birliği eğer bu sektörü temsil ediyorsa üyelerinde kırmızı et üreticilerinden aldığı sinyallere cevap vermesi lazım. Şimdi Nazif Başkan buradan hayvanlarınızı kestirin şu anda 28 lira idealdir dese dinlemez. Evet. Ama yarın da fiyatlar düşünce ben ne yaptım filan der. Yani maalesef artık biraz daha bilinçli olmak olmaz gerekiyor. Maalesef. Et lobisi tam o noktada bir şey değinmek istiyorum. Pardon, sektörün %20'si neden oluşuyor o büyük baş çiftlikleri evet. Olan bu büyük firmalar sektörün %80'i küçük aile işletmeler. Evet, evet. Küçük ve orta ölçekli evet. İşletmeler. Ya bu insanlar aslında piyasaya işte bu fındıkta da böyle dünyanın %97 ihtiyacını ben karşılayacağım fiyatı Hamburg Almanya belirleyecek. Siz aynı şey mi söyleyecektiniz? Benzer bir şey söyleyecektim. %80'e yakını küçük ve orta ölçekli işletmeler belirliyor. Bunları desteklemek lazım. Bunun için de ülke varlığını biliyor olmak lazım. Hayvan sayılarını birebir biliyor olmak lazım. Burada da çok büyük eksiklerimiz var. İşte 2007-2008 krizinden sonra o dönemin bakanını hayvan varlığını 4 kere falan saydırdı. Yani ülke genelinde ilçe tarımlara, il tarımlara... Ama hala doğru olduğunu ben... Şu anda 16 milyon diyorlar. Gerçekçi rakam diyorlar ama ben inanmıyorum. Öyle gözüküyor fakat %30'a kadar da yanılma payı olduğu söyleniyor. Abi %30 da çok büyük rakam. Çok ciddi yani. Rakamlar. Yani sayı bilmezseniz ölçemediğiniz bir şey yönetemezsiniz. 4 milyon yani. 200 bin hayvan yanılma payı oluyor. Tabii ki yani şimdi bizim burada konuştuklarımızın hepsi havada kalıyor. Yani kaba yem ihtiyacı havada kalıyor. Kesif yem ihtiyacı havada kalıyor. Her şey havada kalıyor. Önce ne yetiştirdiğimizi sayılarını birebir biliyor olmamız lazım ki bunu biz yönetebilelim. Ve daha önce de değindiniz bir kalıcı politikamız olması lazım. Orta ve uzun vadede bir politikamız olması lazım. Bu Amerika'da 5 yıllık kalkınma payıyla yönetiliyor. Yani tarımda. Avrupa'da 7 yıllık. Bizde ise buğday çıkıyor neredeyse. Ondan sonra fiyat açıklanıyor ya da nohut çıkıyor.
Ondan sonra fiyat açıklanıyor. Ya da buğday para edeceğiz zaman taban fiyat açıklıyor. Ve fiyat bir anda düşüyor. İşte 2 sene önce hasatta bu yapıldı. İç Anadolu hasada girdiğinde taban fiyat açıkladı Faruk Çelik. Ki Faruk Çelik de onu açıklarken zorla açıkladı. Gıda Komitesi'nden ciddi baskı vardı. Adı bile yetti. Bir anda piyasalar Allah kullanmasın. Aynen. Yani şimdi yaşadım, böyle ha? olunca önümüzdeki yıl yetiştirici ne ekecek? Bilmiyor. Neden? Nasıl bir destek alacak? Bilmiyor. Siz de bahsettiniz. Yani bunun önüne geçiyor olmak için havza modeline dönüyor olması lazım. Yani hükümetin politikası arasında var. Tarım ve hayvancılık politikası ama hayata geçirilmedi. Yani nerede ne ekilecek? Buna ne destek verilecek? Minimum 3 yıl, 4 yıl civarında yetiştiricinin bunu biliyor olması lazım. Ne tür teşvikler verilecek, destekler verilecek, mazotta ne gibi indirimler yapılacak? Bunları bilirse ne ektiğini de bilirsin, ne biçtiğini de bilirsin, hasılatını da bilirsin, rekolteni de bilirsin. Buna göre hayvancılığa da bu taraftan yön verebilirsin. İşte köylere bakıyorsunuz, başkanlarım da değindi, bebek sesi yok. Yani artık 50 yaşın üstünde kalanlar köylerde. Çünkü adres soracak adam bulamaz. Bulamıyorsunuz. Yani ama bakıyorsunuz ki %80'ini bu insanlar oluşturuyor. Bunları yani bunlar iyi günlerimiz. Yarın bir gün işte daha fazla tekerleşmeye gidecek. Daha büyük işletmeler olacak. Kontrolü kolay olacak gibi gözüküyor. Ama az önce başkanlarımın değdiği gibi işte kolay değilmiş. Bu sefer onlar piyasaya yön veriyor. Yönlendirilecek. Aslında %80'lik kısım daha fazla teşvik edilmeli, ayakta tutulmalı. Ancak bu şekilde abi şimdi nasıl başkan 15 gün yani. Önce kızını evlendirdi. Allah mesut etsin. Bizi de çağırmadı ama olsun. Şimdi Nazif Başkan'ın kızını evlendirirken veya oğlunu evlendirirken bir şeyler sattı. Evet. Ya tosun sattı. Doğru. Ya birikmiş parasından verdi. Bir şeyler oldu. Evet. O %80 oğlunu verirken, kızını verirken bir hastalık oluyor, bir ihtiyaç oluyor. O hayvanları piyasaya sunuyor. İşte bu devirdeyim sizin dediğiniz o sigorta olayı o devreye giriyor. Buraya girdiği zaman piyasada et talebi karşılanıyor ama 3 tane büyük işletmeye sen Türkiye'yi verirsen frene basınca et 40 lira dolu. Maalesef. Ayağını çekince 35'e düşer. 25'e de düşer. Olmaz. Yani son 10 yıldır yaşadığımız bahsettiğiniz olay zaten. Son 10 yıldır et sektöründeki büyük sıkıntı büyük yani büyük sanayileşmiş firmaların bu işteki rantları. Evet. Programda yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Kurban fiyatlarına da değinelim. Şimdi değinmezsek olmaz. Şimdi düğünde çalgı olur değil mi? Evet. Sanatçı çıkar. Ya düğün varmış en iyisi çıkayım da ben şarkıyı söyleyeyim diye vatandaşın biri çıkarsa yuhalarlar değil mi? Sen sanatçı değilsin. Şarkıyı söyleyenler farklı. Cenaze olduğu zaman hocaya falan niye şey yapayım ben kendim okurum cenaze namazını kıldırırım diyemezsin. Olmaz. Şimdi Kurban Bayramı'nda da kasaplar para kazanacak. Nasıl kazanacaklar? Kıyma çekecekler. Evet. Vatandaş etini kıymaya çevirecek. Abi şimdi bakıyorum sokaklara bıçak bilenir, kıyma çekilir. Abi ayakkabı tamircisinde de kıyma çekiyor. Sokakta da çekiyor. Bu konuda siz bir şey yapmıyor musunuz? Sayın Cüngöz çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben bahsedecektim ama siz açtınız. Yani buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Et bir gıda ürünüdür. Yani bir ayakkabı değil ki git herhangi birine boyattır. Etin işlenmesi bir sanattır. Eti de işin ehli, kasapları ve et işleme ruhsatı olan yerlerde işlenmesini tavsiye ediyoruz. Bugün Kurban Bayramı geldiği zaman bir meslek temsilini söylemeyeyim ama ayakkabıcısı, terzisi, berberi herkes et çekiyor. Bir yıl boyunca o makineler sağlıksız bir şekilde bodrumlarda tozun toprağın içinde yatıyor. Onu çıkartıp et çekiyor. Her vatandaşın getirdiği et aynı kalitede değildir. Bazı vatandaşımız etini ciğeriyle karıştırıp çekiyor. Öyle seviyor. O onun takdiridir. Ama bazı vatandaşımız var ki etine o kadar özen göstermiş, sinirlerini ayıtlatmış. Sokaktaki kıyma çeken adam bunu bilmiyor. İkisini de aynı makineye atıyor. Biz kasap esnafımız kesinlikle böyle bir şey yapmıyor.
buradan vatandaşımıza eğer etinizin boşa gitmesini istemiyorsanız ki hele hele şu sıcaklarda yaz günü kasap dükkanlarında işin ehli ustalarda bu işin yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Yani sağlık açısından bakarsak etin içerisinde bir önceki insanın getirdiği etin kalitesi ne? İçinde ne var? Ciğer mi var? Bağırsak mı var? Adamın tarzıdır belki bağırsak da maalesef seviyordu. İşte biraz evvel ona değindim. İçinde karşılaşıyoruz. Akciğeri doğramış, işkembeyi doğramış, çek diyor. O onun tarzı yiyecektir ama arkasından diğer bir vatandaşımızın getirdiği eti de aynı makineye vurduğumuz zaman o ciğer ve akciğerin kalıntıları diğer ete de bulaşıyor. Orada ben başkanıma katılıyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Bir de kontaminasyon da çok önemli. Kurban eti zaten et fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyoruz. Yaklaşık bir seneye yakın saklayacak vatandaşlarımız evet. Bunları derin dondurucuda. Oradaki en küçük bir kontaminasyon, bakteriyel kontaminasyon etin bozulmasına, zehirlenmelere kadar götürebilir. O yüzden işinin ehli ve hijyenik ortamlarda yapılması çok çok önemli. Fiyata bakmaksızın belki 1 lira 2 lira fazlaya çekiyor olabilir kasapla ama yerinde, ehlinde ve hijyen ortamlarda aslında yapılıyor olması lazım. Biz bu konuda ceza kurallar da uygulanmış. Belediyeler yani şimdi destek vermesi lazım aslında. Belediye bak geçenlerde trafik polisi trafik polisi bir adam çevirdi. Çakrası vardır herhalde. Ehliyet ruhsat istiyor. Vermiyorum ya ben diyor AK Partiliyim diyor. Sen beni nasıl çevirirsin diyor. Şimdi belediyelerin önünde seçim dönemi var. Belediyeler yapabilir mi? Tarım Bakanlığımızın bu konuda yayınlamış olduğu bir genelge vardır. Et ve et ürünlerinin kasap dükkanlarında işlenmesi diye. Konya Kurban Komisyonumuz şu kameraya gösteriyor. Konya Kurban Komisyonumuzun yani almış olduğu karar. Almış evet. Olduğu karar ki başta vali yardımcımız ve tüm kurumlarımızın imzası olan bir karar. Bu kanun olmuş vaziyette aslında. Yasal ama aslında. Sahada yeterli çalışmamız var mı? Yok. Zannedilmesin ki kasaplar bu işten çok gelir elde ediyor. Mesela bir soğanla kaçır çekiyorlar. Siz şimdi kaçır çekiyorsunuz. Bu konuda zaten tüm kasaplarımıza bir fiyat listesi bastırdık. Tüm kasaplarımızın fiyat listesi aynıdır. Et çekim ücretimiz 1 TL'dir. Son 5 yıldır 1 TL. Sadece 1 TL. 20 kilosu 20 TL. Son 5 yıldır uyguladığımız fiyat budur. 1 TL'dir. Esnafımızdan bu yönde tepki bile alıyoruz ama esnaf 2 lira yapmaz değil mi? Biz diyoruz ki hayır. Fiyat listemiz var. Biz diyoruz ki sokak ortasında gelişi güzel kıyma çekiminin önüne geçilirse biz 50 kuruşa da çekmeye razıyız. Kasap esnafımız biraz önce İlker Bey'in de bahsettiği gibi bu 3 günde elde ettiği gelir de 3 ay 4 ay çünkü herkesin dolabında et oluyor. Kasap dükkanına malum kimse uğramıyor iş için. Bu elde ettiği gelirle 3-4 ay personel giderini, kirasını, elektrik ve su giderini karşılamak için çalışıyor. Ama gel gelelim yılın 364 günü komşuluk yaptığımız bir kunduracı, bisiklet, bakkal o gün geldiği zaman bizle beraber makinesini atıyor, et çekiyor. Evet çok haklısın ya ben buradan seyircilere daha farklı anlatayım. Şimdi kurban etini İlker Bey de dedi bir yıldır saklayacaklar işte derin dondurucu var şudur budur. Ama kritik bir süreç. O derin dondurucuya atılan zamana evet. Kadar kritik bir süreç. Yani şimdi 10 kilo et çektirecek olsam veya 15 kilo. 15 lira versen ne olur? 7,5 lira versen ne olur? Yani bu kadar ucuz düşünülmemesi gerekiyor. Eğer sen 7,5 lira vermemek için bir önceki çekilen etin kalitesini bilmiyorsun. Bu işi profesyonel yapan insanlara vermezsen riski de baştan göz alırsın. Yani Ankara'da Bet Deresi'nde işte 15 liraya kıyma. Abi 15 liraya kıyma sat diyor. Vatandaş da alıyor. Abi sen 15 liraya kıyma alıyorsan bil ki içinde et harici birçok şey var. Bunu da söylemeye gerek yok. Başkanım da bilir. Son sözlerini alayım abi. Ondan sonra içinden ayıtlanması gereken sinirler, bezeler bunlar var. Bunu kasap esnafımız bilir. Bilinçli bir şekilde müşteriye teslim etmeden bunları ayıtlayıp çekip teslim eder. Ama dışarıdaki bir vatandaş bunları bilmediği için komple çekiyor. İnan vatandaşın eti boşa gidiyor diyebilirim yani. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii her kasapta onu temizliyorum. O konuda da ben katılmıyorum. Ben esnafıma kefilim. Yapacağına eminim. Konya için demiyorum ama Ankara'da evet. Adam aldığı gibi atıyor makinenin içerisine. O da ayrı bir olay.
Nasip Başkan, son mesajlarınızı alayım. Şimdi ben son olarak bakanlığımızın çok kısa vadede üreticimizi rahatlatacak önlemler almasını istiyorum. Çünkü üretici hakikaten zor durumda. Elindeki yetişmiş hayvanını kestirecek yer bulamıyor. İşte Et ve Balık Kurumu alış fiyatını 28 lira açıklamış. Hep beraber göreceğiz. Üreticiden hayvan alacak mı, kesecek mi, kesmeyecek mi? Göreceğiz bunu. Onun için üreticinin bir an önce rahatlatılması lazım. Bu çıkar beyanlarla olur. Ondan sonra önlemler alalım. Başkanım, bilmiyorum katılıyor musun da bir de üreticinin Et ve Balık Kurumu ve Yem Sanayiler üreticinin her zaman yanında olan kurumlardı. Bunların kapanmasıyla zaten Et ve Balık Kurumları piyasada bir dengeydi. Hayvancılık sektöründe. Evet. Bunların kapanıp da özel sektöre geçmesi üretimle vurulan en büyük darbelerden biri de budur. İşte ama sen dedin ki devlet kasaplık yapmaz dedin ama işte satış yapmaz. Et süt kurumunu satış. Devlet kasaplık mı yapacak diye kapatma ama, zihniyetin fotoğrafı. Satış ayrı, bu bir temel ihtiyaç. Evet. Yani biz inadına üreticiler olarak üretmeye devam ederiz. Ama nereye kadar üretiriz bilemeyiz. Çünkü zararına hiçbir kimse bu zarara dayanamaz. Onun için herkes üzerine düşen görevi yapması lazım. Üreticinin bu işi sürdürebilmesi için para kazanması lazım. Öyle biz çok yüksek fiyatlara et satalım derdinde de değiliz. İşte en önemli bizim girdiğimiz, İlker Bey anlattı, yem. Bu yeme bir çare bulun. Yem fiyatlarına bir çare bulun ki biz et fiyatlarını düşürelim, düşük satalım. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, Konya'mıza hayırlara vesile getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Son bir hafta üreticiler kurbanlarını satıyor. Hayvanda bir sıkıntı yok. Herkes gönül rahatlığıyla kurbanlarını alıyorlar. Ben kurban bulamadım diyen bir kimse duymadım ve var da hayvanımız var. Elimizde var, yeterince var. Satamadım diyen vardır belki. Evet, satamadım diyen tabii. Satamadım diyen çok var. Evet. Onun için Kurban Bayramınızın Cenab-ı Allah'ım hayırlara vesile getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz hakkımızı, hukukumuzu, üreticinin hakkını, üreticinin derdini hiç kimse yanlış anlamasın. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Biz doğru bildiklerimizi söyleriz. Takdir kamuoyunun. Evet, takdir kamuoyunun. Evet. Biz kimseden de yani işte ben şunun adamıyım, bunun adamıyım. Ben sektörün adamıyım, üreticinin adamıyım. Ben sıkıntımı çıkar anlatırım. Birilerine aba altından sopa göstermiş, işte gezi olayları da böyle başladı. Biz onlara hiçbir zaman girmeyiz. Biz devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Ama eksik olanları da, yaptığı hataları da biz buradan söyleriz. Kimseden de korkumuz yok. Size çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, İlker Bey, sizin de son mesajlarınız. Sayın Cüngöz, ben şunu iletmek istiyorum son kez. Biz firma olarak, Abalolo Tarımsal Üretim AŞ olarak her zaman yetiştiricilerimizin yanındayız. Onlar olmazsa biz olmayacağımızın çok çok farkındayız. Bununla ilgili sahada teknik destek, bilgilendirme, kaba yeme yönlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Elimizden gelenler bunlar. Biz döviz kuruna girdilere çok fazla müdahil olamıyoruz. En son USK toplantısında süt yem baritesini 1.3'lerde tutma kararı alınmıştı. Onun üstünde olması halinde süte artı destek verilecekti. Askıda mı kalacak, nasıl olacak bilemiyorum ama mutlaka bu tarz bir desteklemenin takip edilebilir bir desteklemenin veriliyor olması lazım. Aynı desteği besi yönünde de farklı bir uygulamayla yapılıyor olması lazım. Yem ilişkisini karkas etle kurgulanması lazım. Yani bu tarz olursa bu dönemleri aşarsak önümüz tabii ki güzel günler bizim için doğacaktır. Hep böyle gitmeyecektir. Karamsar olmamak lazım. Ama bu tarz teşvikleri doğru ve yönetilebilir olması lazım. Benzer yapının da inşallah karkasla da uygulanacağını düşünüyorum. Peki.
Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sayın başkanlarıma da teşekkür ederim. Onlara da iyi bayramlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Tabii burada Ulusal Süt Konseyi yarın toplanıyor. Evet. Şimdi o vermedikleri 10 kuruş verecekler. Evet. Tamam veriyoruz diyecekler. Başında o da yetmeyecek. Yetmeyecek. Şimdi yemciler buradan kur farkını bindirince yeme kaybolmuş süt fiyatları olacak. Yine arada, inekler evet. Yine kesin maalesef, gibi gözüküyor. Maalesef. Allah kolaylık versin. Çok Allah teşekkür Allah ediyorum sizlere teşekkür geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün tarım masasında et fiyatlarının, et ürünlerinin artmasındaki artıran unsurlar nelerdir? Bunları konuşacaktık ama burada herkes kendi çapında haklı. Ya şimdi yemci eğer dışa bağımlıysa kura gelen farkı fiyatlara bindirecek. Burada garibim üreticiler, çaresizler. Yani üreticinin satacağı malı devlet diyor ki şu fiyata satabilirsin. Ama yemci istediği fiyatı yapabilir. Kasap istediği fiyatı yapabilir, market istediği fiyatı yapabilir ama üretici o fiyattan fazla satamaz diyor. Zaten sıkıntı da burada. Tarım sektörünün de problemi bu. Üretici kontrol ediliyor ama üreticinin ham madde girişleri ve üreticiden çıktıktan sonra malın değerinin bir kontrol mekanizması yok. Dost acı söyler. Yani bu dönemde de biz bunları konuşuyoruz. Dün de konuşuyorduk, seçimden önce de konuşuyorduk, 3 yıl önce, 5 yıl önce de konuşuyorduk, hep aynı şeyleri konuşuyorduk. Bu konuda bizde istikrar var. Ama bizi yönetenlerde maalesef bu istikrar yok. Neden yok? İşte Türkiye'de 16 milyon büyükbaş hayvan, 50 milyon civarında da küçükbaş hayvan olduğu söyleniyor. Ama bunların sayılarında da tutarsızlık var. Sektörün ihtiyacı olan kaba yemin üretilmesi için teşvikler verilmesi lazım. Milli Tarım Projesi'nin aciliyetle havza bazlı modele geçilip ülkenin üreteceği ürünün önceden biliniyor olması lazım. Teşviklerin, desteklerin bu manada belirlenmesi lazım. Çok şey lazım ama bunun için de irade lazım. Sadece döviz üzerinden gitmemek lazım. Evet, döviz 7 lira oldu. Belki 6-7 çeyrek, belki 8 olacak bilemeyiz. Bu bir devletin bir mücadelesi. İnşallah başarılı olurlar ve dolardaki bu hızlı yükselişin önü kesilir. Ama bunu dahi fırsata çeviren bu ülkede alçaklar var. Buna da müdahale etmeleri lazım. Evet, biz biraz sert söylüyoruz. Al gülüm ver gülüm yapmıyoruz. Tarım masasında farkı bu. YouTube'a bakarsanız YouTube'da bütün programlar hemen hemen var. Bundan 3 yıl önce de 5 yıl önce de söylediğimiz sözler aynı. Biz tarafız, üreticinin tarafıyız, çiftçinin de tarafıyız, hayvancının da tarafıyız. Onlar hak ettiği değeri görürlerse, üvey evlat muamelesi görmezlerse, işte çiftçinin güler yüzü programına YouTube'dan bakın. Keçören Ovacık'taki hayvan kurban satış merkezine, oraya belediye 4000 lira para almış 20 metre çadırlardan. 4000 lira almış. Dedim şu makbuzu verin bir bakayım. Baktım makbuzda bağış yazıyor. Kime bağış yapılmış? Keçören'de Bağlum Spor Kulübü'ne. Belediyenin tahsilat makbuzu yok. Neden sen? Bu üretici zaten anası ağlamış. 4000 lira, 2000 lira, 10 metrek yerlere 2000 lira almışsın. Sadece su veriyorsun hayvanlar için. Başka bir şey yok. İşte bir tane koskoca 500 tane hayvanın çadırın olduğu yere birkaç tane tuvalet koymuşsun. Yatacak yerlerine yok. Yem çuvalların üzerinde sağında hayvan, solunda hayvan. O sineğin, o kokunun içerisinde o insanlar yatıyor. Elektrik yok, duş yok. Ondan sonra biz üretici bizim için önemli. Çiftçi bizim kardeşimiz. Tarım sektöründeki herkes bizim medar iftarımız. Boş. Kurban pazarlarına o hijyeni sağlamak zorundasınız.
Ya söyleyecek çok söz vardı, olmuyor. Bu hafta da bizden bu kadardı sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı. Ben de tüm İslam alemine Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemizdeki barışın, ülkemizdeki kardeşliğin pekişmesini istiyoruz bu vesileyle. Üzerimizde oynanan oyunları da Allah-u Teala'nın bir an önce bozmasını niyaz ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği olan tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.